Evet, değerli meclis üyelerimiz, Yalova Belediyesi müdürleri, başkan yardımcılarım, kıymetli Yalovalılar, sevgili öğrencilerimiz, Aralık ayı meclisimize hepiniz hoş geldiniz. Birinci madde açılış ve yoklama yapıldı herhalde. Tamam mıyız? Tamam. Başkanım, bir ek gündemimiz var. Onu hızlıca okuyup ek gündeme almayı onaylayabiliriz. Akabinde de onaylama yapabiliriz. Onu onayladıktan sonra. Evet, o zaman bir önceki meclis kararlarını okundu olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Melahat Hanım, buyurun. Başkanım, ek gündemimiz Zabıta Müdürlüğü'nden eksik gramajla ilgili bir talepleri var. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği 1. Bölüm Huzur, Esenlik, Nizamla ilgili Emir ve Yasaklar kısmına Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınan ekmek, simit, poğaça ve benzeri unlu muamüllerin gramaj ve fiyat tarifesinde belirtilen gramajın altında üretim yapmak ve satmak yasaktır. Üretim ve satış yapan esnafa Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği, yani Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine emre aykırı davranış kapsamında gerekli yasal işlemler yapılması konusunun görüşülerek gerekli karar alınmasını arz ederim. Öncelikle ek gündem alınmasını oylayacağız başkanım. Evet, ek gündemi gündeme almak için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şöyle yapalım. Onaylayabiliriz başkanım. Doğrudan ek gündemi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Başkanım, bir sonraki maddemiz uzun bir metni var. Arkadaşların talebi, özellikle bu için ikinci plan notları uzun bir metin olduğu için okundu olarak havalesini komisyona havalesi evet. Olacak zaten. Dolayısıyla fazla vakit kaybetmemek adına okundu gibi oylanması. Maddeyi imar müdürümüz bir okusaydı uygunsa. Bize biz de ondan tamam. Sonra oylayalım. Tamam. Kısaca maddeyi buyurun müdürüm. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Yalova Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından Belediye Meclisi'nin 4-10-2021 tarih ve 267 sayılı kararıyla onaylanan plan notları değişikliğine itiraz edilmektedir. Konunun Belediye Meclisi'nde görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Burçin Bey, okundu olarak kabul edelim. Okundu olarak havalesini. Okundu olarak kabul edip ibaresini ekleyelim. İlgili maddeyi imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Diğer madde Melahat Hanım. Başkanım, üçüncü maddemiz Türk şair, yazar, düşünür ve siyasetçi merhum Sezai Karakoç isminin yaşatılması için uygun görülen cadde ve sokağa verilmesi ilgili Alpan Solmaz'ın bir talebi var. Konunun belediye meclisine görüşerek gerekli karar alınmasını arz ederim. İsim komisyonunun havalesini yapacağız başkanım. Evet, ilgili maddenin isim komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü madde. Müdür Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün 01.10.2021 tarih ve 614.964 sayılı müracaatı ile ilimiz Merkez İlçe Mustafa Kemal Paşa Mahallesi adı 2441 sayılı üzerinde tek katlı bina bulunan taşınmaz mal engelli bireylere hizmet sunmak ve gündüz hizmet merkezi olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tahsis talep edilmektedir. Belediyemize ait ilimiz Merkez İlçe Mustafa Kemal Paşa Mahallesi adı 2441 sayılı üzerinde tek katlı bina bulunan taşınmaz mal engelli bireylere hizmet sunan gündüz hizmet merkezi olmak üzere kullanılmak üzere 1335 metrekare alan ve bina olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 5393 sayılı Belediye Kanunu 75. maddesinin D fıkrası kendilerine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kurum ve kuruluşlara devredebilir veya süresi 25 yıl geçmemek üzere tahsis edebilir maddesi gereğince konunun belediye meclisinde görüşülerek 5 yıl süreyle bedelli bedelsiz tahsis hususunda gerekli kararın alınması ve tahsis protokolü yapmak üzere Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'a yetki verilmesini arz ederim.
Başkanım, isterseniz ben kısa bir bilgi vereyim arkadaşlara. Kısa bir özet geçerseniz. Öncelikle çok önemli bir hizmetin de inşallah tamamlayacağız bunu yaparak. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz ve Yalova Belediye'mizin ortak çalışmasıyla sağ olsun Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de bu konuda bayağı uğraştılar. Yalova'mızda yaşayan engelli bireylerimiz ve engelli aileleri için gündüzlü bakım hizmeti verecek bir mekana sahip olacağız bu vesileyle. Engelli ailelerimizin nefes almasını sağlayacak, artı engelli vatandaşlarımızın da orada günün içerisinde farklı farklı etkinlik ve eğitim almalarını da sağlayacak bir mekan inşallah sizin sayenizde temin etmiş olacağız. Bu konu hakkında da özellikle Aile Sosyal Politikaları ve Yalova Belediye'mizin birçok projesini de yine alt zemin oluşturmuş olacak. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki tek katlı tamamen engelsiz bir bina. Müdürümüzün talebi 5 yıl ücretsiz olarak buranın tahsisini istiyor. Tabii gönül ister ki daha uzun olsun. Karar tabii ki meclisimizin ve sizlerin başkanım. Evet, müdürlüğümüzün talebi 5 yılsa bizim için başkanım, onda bir söz almak istiyorum. Şimdi orada bir umut evi vardı, umut merkezi vardı. Bunun içinde çeşitli kurslar vardı. Bakım evi, çocuk bakım evi, gündüz kreşi gibi çeşitli dikiş nakış. Çocukların oyun alanları da vardı. Böyle bir proje vardı orada ve sanıyorum oradaki mahalle de çok memnundu. Hatta muhtarın da bu konuda çok teşekkürlerini duymuştuk. Acaba orası duracak mı? Komple iptal mi olacak? Veya başka bir yere mi alacaksınız? Bu konuda da bir bilgilendirme yaparsanız. Son 2 yıldır binanın elverişli olmasından sebep zaten orada kurs verilemiyor Muhammed Başkanım. Ama büyük kursların çoğunun hepsini talepleri alarak GOP'a yaydık. GOP mahallesindeki kurs merkezine aktarıldı. Kursiyerler de oradaki İsmet Paşa mahallesine tekrardan bu hizmetleri almak üzere başladılar kurslara zaten. Bu mekanın tüm dizaynı, restorasyonu ve maliyetini Aile Sosyal Politikalar karşılayacak. Yalova Belediye'mizin bu anlamda tek bir maddi külfeti de olmayacak. Artı bütün oradaki uzman profesyonel ekipler de Aile Sosyal Politikalar tarafından görevlendirecek. Bu nebze de bizim belediyemiz için büyük olmadığı gibi de büyük bir hizmetin de vesilesi olacağız. Kurslar zaten veriliyor. Talepler de diğer 2 kursa dağıtıldı zaten. Anladım. Teşekkür ederim. Yani başkan, hizmetlerimiz aksamayacak. Emin olabilirsiniz. Evet. 5 yıl ücretsiz olarak 4. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. madde. Buyur müdürüm. Belediyemizin vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumuna olan borcuna istinaden 1/1000 ölçekli imar uygulama planında ayrık nizam lisan alanı olan mülkiyeti belediyemize ait Samanlı Köyü Ada 262 parsel 3 sayılı 14.250.11 metrekare yüz ölçümlü üzerinde Sosyal Bilimler Lisesi bulunan taşınmaz mal 5.393 sayılı Belediye Kanunu 18E maddesi taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine gereğince borcumuza mahsuben vergi dairesi veya sosyal güvenlik kurumuna devrinin yapılması hususunda konunun belediye meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Evet, buyur. Buyurun Nadir Bey. Sayın Meclis Başkanım, Yalova Belediyesi'nin borçların azalması adına alınmış olumlu bir karar. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak almış olduğumuz bu kararı tam destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ancak 5 yıl önce hükümetin meclis kararı var. 4-10-2016 yılında tarihinde yapılan meclis toplantısında aynı gerekçeyle meclise gelen SGK borçlarına karşılık üniversitenin boşalttığı kullanımından boşalan aynı yerin aynı gerekçeyle SGK borçlarına karşı verilmesi meclise oylanmış ve red kararı çıkmıştır. AK Partili arkadaşlarımızın oylarına red kararı çıkmıştır. Akabinde aynı yer 1 ay sonra Emniyet Müdürlüğü'ne bedelsiz verilmiştir. SGK'da Yalova'ya hizmet veren bir kamu kurumuydu. Meclise verilmiyordu. SGK'yla yaptığımız görüşmelerde SGK'nın böyle bir binaya sahip ihtiyacı olduğunu çok SGK'da bu tür yerler almıyor normalde. Yalova'ya daha iyi hizmet vermek adına bu yere talip olduklarını ve SGK borçlarına karşı buraya alacaklarını söylemişlerdi. Ancak 5 yıl önce red veren AKP şu anda aynı konuyu meclise getirmiştir. Yapılan iş doğru ve yerinde bir iştir. Doğru olduğu yeni mi anlaşıldı? Yoksa 5 yıl önce Yalova Belediyesi'nin borçları azalmasın, Yalova Belediyesi sıkıntıya girsin mantığıyla bu oylama yapılmıştır. Onu merak ediyoruz.
Biz o binayı da tekrar SGK'ya verilmesi için teklifimizi yaptık, siz merak etmeyin. Ama 25 yıl emniyete verildi şu an. Emniyetimizin de ihtiyacı varmış şu an başkanım. Demek. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Buyurun. Yani bir söz alabilir miyim? Şimdi burada aslında Adil Bey'in ifade ettiği gibi konu benzerlik gösteriyor olmakla birlikte bu iki aşamalı bir işti. Samanlı Köyü'nün yıllardır süregelen bir su borcu problemi vardı. Hem Samanlı Köyü muhtarlığımızla ilgili muhataplarla yaptığımız görüşmeler neticesinde borcun faizinden kurtularak ana paraya tekrar dönmesi sağlanmıştır yapılandırma ile birlikte. Onun akabinde bir her iki muhtarlık ve Yalova Belediyesi'nin vatandaşlarımızın da menfaatini göz önünde bulundurarak bir sosyal bilimler lisesi bir arsa var. Üzerinde sosyal bilimler lisesi bulunan bir arsayı mülkiyetiyle birlikte mahsuplaşmasını yapma suretiyle bu iş gerçekleşmiştir. Yani benzerlik ifade etse de dönemin konjonktürel şartları o gün farklıydı, bugün farklıydı. Örnekler zaten farklı. Adil Bey'in zikrettiği bina ile ilgili de az önce zaten açıklamanızı yaptınız. Şöyle söyleyeyim ben. Yani o gün Emniyet Müdürlüğümüzün böyle bir binaya talebi varmış. Biz de o eksikliği görüp o talebi karşılamışız. Eğer Emniyet Müdürlüğü yeni binaya geçer de yeni bina yapıyorlar. Eğer bina boş kalırsa hep birlikte gene orasının SGK'ya devrini yapabiliriz. Dilek temennilerde söz alsanız. Lütfen. Evet. Biriniz konuşun Allah aşkına. Yani hanginizi dinleyeyim? Belediyemiz o derecede Yalova halkını hizmet eder. Adil Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hassasiyetiniz için de çok teşekkür ediyorum. 5. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde, müdürüm buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Belediyemizde görev yapan 2 adet memur personelinin kazanılmış hak aylık derecesiyle kadro derecesine eşit olması ve uygun hale getirmesi gerekmektedir. Kazanılmış hak aylık ayrılığı derecesine uygun olmayan kadrolar, derece değişikliği yapılmak suretiyle atanma uygun dereceden kadrolara dönüştürülmesi gerekmektedir. Dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır hükmü gereğince yönetmeliğin ekinde yer alan ek 5 sayılı cetvel düzenlenmiş olup dolu kadro derece değişikliğinin yapılması hususunda gerekli meclis kararının alınmasını emir ve müsaadelerinizi arz edeyim. Evet, söz almak isteyen var mı değerli meclis üyeleri? 6. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde. Diğer maddeyi. Sosyal denge. Buyurun. Yetki verilmesi başkanım. Buyurun okuyun siz. 4688 sayılı kamu görevlileri ve toplu sözleşme kanununun mali idarelerde sözleşme imzalanması başlıklı 32. maddesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde ve belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince İl özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarının belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirecek bir temsilci ile belediyelerde belediye başkanı il özel idaresi idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen 3 ay içerisinde sözleşme yapılır denilmektedir. Bu nedenle sosyal denge tazminatının ödenmesine dair meclis kararının alınması ve verilecek sosyal denge tazminatı tutarının belirlemek üzere yetkili memur sendikası ile görüşmeleri başlanması ve sözleşme imzalanması için belediye başkanı yetki verilmesi hususunu arz ederim. Şöyle söyledim, belediye başkan vekili Mustafa Tutuğa yetki verilmesi konusunda diyelim. Evet başkanım. 7. maddeyi oylarınızla sayın başkan. Söz almak istiyorum. Buyurun. Elbette ki günümüz koşulları da değerlendirilerek belediyemizin memur emekçilerinin bu konuda taban değil tavandan desteklenmesi konusundaki yıllardır böyle yapılmıştır. Çok büyük çabalar sarf ediyorlar. Önerimiz budur. Düşüncemiz de budur. Dolayısıyla biz de ya biz yetkiyi alalım. Yetkiyi alalım. Biz tabii ki memur arkadaşlarımızın yanındayız. Hiç şüpheniz olmasın. 7. maddeyi oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler
oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Melahat Hanım 8. Evet, maddeyi... Başkanım 8. maddemiz sevindirici bir haberle geldi. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından açılan belediyeler için ilan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirecek şekilde düzenlenmesi ve tabelalarda Türkçenin güzel kullanımı başlıklı yarışmaya başvuruda bulunulmuş ve belediyemiz ödüle layık görülmüştür. Söz konusu yarışmaya ait protokolün imzalanmasını, proje fonlarının kabulü, yarışma sonucu kazanılan şartlı bağışların kabul edilmesi amacıyla Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutağ'a yetki verilmesi konusunda meclis kararı alınmasını talep edilmektedir. Bu konuda da inşallah güzel bir çalışma olacak. Onay bekliyoruz başkanımız. Evet, söz almak isteyen var mı? Yoksa 8. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9. madde. Müdür Bey buyurun. Değerli Başkanım, saygıdeğer meclis üyeleri. 5390 sayılı Belediye Kanunu 65. maddesi ve Mali İdare Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nin 36. maddesine istinaden 2021 mali ile gider bütçesine aktarma tablosunda belirtilen müdürlükler arasında personel giderleri harcama kalemine ödenek aktarılarak münakale yapılması hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ederiz. Başkanım, yıl içinde birim müdürlükleri arasında personellere görev yeri değişikliği olduğundan dolayı münakele. Evet, 9 müdürlükten 6 tamam. Müdürlüğe ödenek aktarılıyor. Tamam. Var mı söz almak isteyen? Yok. O zaman 9. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Müdür Bey. 10. madde. Mali İdare Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 30. maddesine istinaden 2021 yılı mali ile gider bütçesinde ihtiyaç duyulan aşağıda belirtilen harcama kalemlerine 30.847.000 TL gelir bütçesi karşılık göstererek ek ödenek vermesi hususunda gerekli meclis kararlarını almasını arz ederim. Buyurun Burçin Bey. Sayın Başkan, bu 2004'te de 2009'da da 2014'te de bu gibi ek bütçe görüşmeleri muhakkak komisyonu havalesi şeklinde değerlendirilmiştir. Bu konu eğer komisyona havale olacaksa yani, aksi takdirde biz buna red vereceğiz. Tamam. Müdür Bey. Oyalan alabiliyor da komisyona da havale. Ama uygun olan başkanım şu anda çünkü Ocak meclisinde kalacak o zaman. O zaman da 2021. Olağanüstü meclis yaparız. Yok biz kabul etmiyoruz. 10. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Diğer maddeye geçelim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Sevil Yakut tarafından 12-11-2021 tarihi 856-95-93 referans numaralı vermiş olduğu dilekçede 77 Ankara Bursa Lüleburgaz 109 plakalı Yuki marka YK24 Aydos model 3 tekerlekli motosiklet ivasız ve şarjsız İBO hizmet etmek istemiştir. Konunun mecliste görüşülerek gerekli kanun alınmasını arz ediyorum. Evet, bir bağış söz konusu. 11. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Teşekkürler müdürüm. 12. madde Ulaşım Müdürümüz buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, iki tane trafik düzenleme komisyonuna havalemiz var. Öncelikle birincisini arz ediyorum. İsmet Paşa Mahalle Muhtarı Bahri Üstü'nün 26.10.2021 tarih ve 856-50.0 referans numarayla yapmış olduğu başvuruda Kaşif Sokağı'nın tek yön olması ayrıca benzinlik tarafına kapan konulması talep edilmektedir. Bu bağlamda gerekli belediye meclis kararının alınması hususunda gereğini arz ederim. Evet, konunun trafik düzenleme komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci havalemiz Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, 20.10.2021 tarihi ve 856-35-90 referans nolu Mustafa Ümit Yıldız'ın yapmış olduğu başvuruda Cumhuriyet Caddesi No17A'da bulunan paket servisi hizmeti veren işletmeye ait motosikletler için motor park alanı yapılması talep edilmektedir.
Bu bağlamda gerekli belediye meclis kararının alınması hususunda gereğini arz ederim. Evet, konuyu trafik düzenleme komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde, buyurun müdür bey. Sayın başkanım, değerli meclis üyeleri, trafik düzenleme komisyonu kararlarını arz edeceğim. İki tane trafik düzenleme komisyonu kararımız var. Birincisi, talep, belediye meclisinin 3-11-2021 tarihi ve 287 karar numaralı kararıyla komisyonumuza havale edilen 20-10-2021 tarihi ve 856-34-47 referans nolu Yalova Taksiciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin talep yazısında ticari tahtitli T plakalı taksi işletme yönetmeliğinde güncelleme yapılması ve belediyemiz sınırları içerisinde bulunan taksi durakları çalışmalarının belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanması adına taksi durak yönetmeliği hazırlanması talep edilmektedir. Komisyon kararı. Yalova Belediyesi ticari tahtitli T plakalı taksi işletme yönetmeliğinde yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak SS1 nolu Yalova Taksiciler ve Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetimi ile komisyonumuz arasında yönetmelik değişikliğine ilişkin olarak yapılan toplantıya istinaden söz konusu yönetmeliğin 1. bölüm tanımlar madde 4 bölümüne kooperatif Yalova Belediyesi sınırları içerisinde eski ve yeni açılacak tüm taksi duraklarını işleten, çalışma düzenini belirleyen ve denetleyen, ayrıca tüm ticari taksi sahiplerinin de üyesi olduğu SS1 nolu Yalova Taksiciler ve Taşıyıcılar Kooperatifi adındaki kuruluşu cümlesinin eklenmesine, 1. bölüm tanımlar madde 4 bölümüne meslek odası Yalova Şoförler ve Otomobilciler Odası şeklinde değiştirilmesine, 2. bölüm T plakalı taksiler izinsiz çalıştırılamayacağı madde 5C bölümünün ticari taksi çalıştırma ruhsatı, yıllık vizesi, kooperatiften uygunluk belgesi alınmak suretiyle ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre Yalova Belediyesi adına Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü tarafından verilir şeklinde değiştirilmesine, 2. bölüm ruhsatlandırma işlemleri için başvuru şartları ve belgenin düzenlenmesi madde 6'ya, H maddesi ilgili kooperatiften uygunluk belgesi ve Ö maddesi esnaf ve sicil tasdiknamesi, mesleğe göre kod açılması gerekir maddelerin eklenmesine, 3. bölüm taksilerde devir ve ortaklık alınması madde 7 son paragrafın 1. derece yakınlara veraset ile devirde devir ücreti normal devir ücretinin %10'undan fazla olamaz. Devir tüm varisler üzerine olsa da bir kişilik ücret ödenir. Yine 1. derece yapılan devirlerde eş, anne, baba ve çocuklar devir ücreti alınmaz şeklinde değiştirilmesine. 4. bölüm şoförlerde aranacak şartlar madde 12'ye. Taksi işletenler istihdam ettikleri şoförleri işe alırken ve işine son verirken Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ve kooperatife yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirilen şoförler dışında herhangi birinin çalıştırması yasaktır cümlesinin eklenmesine. 4. bölüm şoförlerde aranacak şartlar madde 12G. Taksi şoförlerinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen şoför tanıtım kartı bulunması zorunludur. Şoför tanıtım kartının 6 ayda bir bandrollenmesi gerekmektedir. Şoför tanıtım kartı olmadan ticari taksi kullanmak yasaktır şeklinde güncellenmesine. 4. bölüm taşıtlarda aranacak şartlar madde 13E'ye. D. Taksilerde ilgili mevzuatı gereğince taksimetre, takip cihazı ve mobil ödeme cihazı bulundurması zorunludur. I. Taksilerin tamamında belediyenin ve kooperatifin belirlediği teknolojik cihazlar, dijital haberleşme, mobil uygulama, GPS cihazı takılı olacaktır. I. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve kooperatif koordineli olarak taksilerin sahip olması gereken niteliklerini günün şartlarına, kanun ve yönetmeliklere göre yeniden oluşturabilir. İstenen her türlü nitelik ve niteliğin araç sahipleri tarafından sağlanması mecburidir. Taksi sahipleri belirtilen nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak ve taşımak zorundadır. Madde ve cümlelerin eklenmesine. 4. bölüm taksi durakları madde 14 yönetmeliğe. Taksi durak yerleri, durak sayıları, şubeleri ve duraklarda çalışacak taksi sayılarının belirlenmesi ile ilgili taksi durağı açma, kapatma, birleştirme ve işletme yetkisi kooperatifindir. Söz konusu yetki başka bir kooperatife ya da şirkete devir edilemez. Yukarıda belirtilen işler kooperatifin talebiyle belediye meclisinde ilgili meslek odasının da görüşü alınarak değerlendirilir ve karara bağlanır. Taksi durağı veya şubesi açma, kapatma, birleştirme, durakların yerlerinin tespiti, duraklarda çalışacak taksinin sayısının arttırılması, eksiltilmesi ve duraklar arasında taksi aktarılması kooperatifin talebiyle aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilerek karara bağlanır. A. Kentin gelişmesi ve genişlemesine bağlı olarak oluşacak yolcu kapasitesi. B.
B. SS1 nolu Yalova Taksiciler ve Taşıcılar Kooperatifinin talebi. C. Yalova Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın talebi. D. Alternatif ulaşım aracının olmaması veya mevcutların ihtiyacı karşılayamaması. E. Yoğun yol ağının ve trafik sirkülasyonunun değişmesi. F. Ulaşım master planı uygulamasının neticesinde ortaya çıkan fiili durum. G. Ulaşım sistemlerinin entegrasyonu çalışmaları çerçevesinde değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli görülmesi halinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve konunun uzmanları tarafından yapılacak saha incelemeleri sonucunda hazırlanacak fizibilite raporu görüş ve önerilerle birlikte belediye meclisine sunulur. Meclis tarafından verilecek karar doğrultusunda işlem tesisidir. Çalışmalar esnasında SS1 nolu Yalova Taksiciler ve Taşıcılar Kooperatifi'ne ve Yalova Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan gözlemcilerin de katılımı sağlanır şeklinde eklenmesine. 5. bölüm yasaklar ve zorunluluklar madde 16'ya I. Taksilerde ve duraklarda çalışanlar her ne koşulda olursa olsun yolculara karşı daima nazik davranacaklardır. Nezaket kuralları dışına çıkacak sözlerle veya el kol hareketleriyle onları rahatsız etmek ve kötü muamelede bulunmak kesinlikle yasaktır. Eleştirilere karşılık verilmeyecektir maddesinin eklenmesine. 5. bölüm yasaklar ve zorunluluklar madde 16'ya M. İşletenler ve şoförlerin bölgeyi iyi tanımaları ve taşıtlarda tüm cadde ile sokakları, tarihi ve turistik yerleri gösterir navigasyon cihazını bulundurmaları zorunludur maddesinin eklenmesine. 5. bölüm yasaklar ve zorunluluklar madde 16'ya N. Taksiler yalnızca yolcunun beraberinde getirdiği valiz ve çantayı almak mecburiyetindedir. Yolcunun beraberinde getirdiği koli, çuval, bidon, ev eşyası, akan, kokan, sıvı, yanıcı ya da ticari yükler yükleri araç ile taşımak tamamen taksi şoförünün isteğine bağlıdır ve mecburi değildir maddesinin eklenmesine. 5. bölüm yasaklar ve zorunluluklar madde 16'ya O. Yolcunun beraberinde getirdiği bagaj ağırlığı 50 kiloyu geçtiği takdirde 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine göre taksimetre fiyat tarifesinde belirtildiği miktarda ek bagaj ücreti yolcudan talep edilecektir. Unutmamalıdır ki ticari taksiler otomobil ve yolcu taşımak için dizayn edilmiştir. Yük taşımak için dizayn edilmemiştir. Araç içerisinde koltuk üzerinde bagaj taşınamaz. Yolcunun beraberinde olmayan bagajın kurye gibi taşınması Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesiyle yasaklanmıştır maddesinin eklenmesine. 5. bölüm denetim ve yaptırımlar madde 17G son satırın tutanaklar hakkında yapılan işlemler yazı ile kooperatif ve odaya bildirilir şeklinde güncellenmesine. 5. bölüm denetim ve yaptırımlar madde 17 1. paragrafa Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kooperatif Denetim Görevlileri 2. paragrafa belediye encümeni ve kooperatif tarafından kelimelerin eklenmesine ve belediye meclisine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet. Oy birliğiyle. Evet, oy komisyon birliği. kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arif Oktay Başkan, buyurun. Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlar, tabi burada trafik komisyonu olarak hem CHP'li arkadaşlar, AK Parti'den bizim meclis üyesi arkadaşlarımız devamlı taksiciler kooperatifiyle, taksici esnafıyla taşınışı olup bu konuları konuşarak yapılmıştır. Söz verdiğimiz gibi esnafa sözümüzü yerine getirdik. Ben tabi bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hayırlı olsun. Biz de sana çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Taksici esnafımızla uyum içinde karşılıklı fikir alışveriş yaparak bugünlere getirdik çok şükür. Tüm komisyon üyelerine ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Başka bir kararımız var mı? Sayın Başkanım, buyurun. Değerli meclis üyeleri, 2. Trafik Düzenleme Komisyonu kararımızı arz ediyorum. Talep, Belediye Meclisi'nin 3/11/2021 tarihi ve 290 karar numaralı kararıyla komisyonumuza havale edilen 20/10/2021 tarihi ve 856-36-33 referans numaralı Çapalı İnşaat adına Ümit Kurtbaş'ın dilekçesinde ilimiz Rüstempaşa Mahallesi Yesari Asım Sokak No 25 adresindeki iş yerinin önüne mal indirip bindirmek adına toptan dağıtım cebi yapılması istenmektedir. Komisyon kararı, Rüstempaşa Mahallesi Yesari Asım Sokak No 25 adresindeki iş yerinin toptan dağıtım cebi talebi yerinde incelenmiş olup Yesari Asım Sokak No 34 adresi önünde toptan dağıtım araç cebi yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuş olup belediye meclisine sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Evet, komisyon kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum Müdür Bey. 14 İmar Komisyonu kararlarının görüşülmesi. İnanç Başkan, bununla ilgili. Başkanım, şu an komisyondan gelen hazırda bir konu yok. Bir dahaki ay görüşürüz inşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Dilek ve temenniler. Dilek ve temennilerde ben bir bilgilendirme yapacağım. Değerli meclis üyelerimiz, yeni müdür atamalarımız var. Tüm meclis üyelerimizin bilgisi dahiline. Mustafa Özden Şahin Yazı İşler Müdürü olarak. Burcu Hopancı Uz İmar ve Şehircilik Müdürü. Muhammed Öztürk Mezarlıklar Müdürü. Nagihan Güldallı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü. Hakan İlaslan Temizlik İşleri Müdürü. Cem Sezgin de Özel Kalem Müdürü olarak atamalarımızı yaptık. Meclisimizin bilgisine söz almak isteyenler. Fatih Başkan, buyurun. Dilek ve temennilerdeyiz. Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyeleri, kıymetli misafirler, ben de her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Şimdi geçen ay gündemde olan birkaç soru, Plan Bütçe Komisyonumuzun kapalış ayında birkaç soruya muhatap olmuştuk. Yaptığımız icraatlarla ilgili evvela ısrarla söylememize rağmen, yazılı dilekçenize binaen cevap vermemize rağmen hala aynı şeyler konuşuluyor. Ona binaen öncelikle iki konu hakkında konuşacağım. Öncelikle ona birkaç kelam etmek istiyorum. Şimdi bu asfaltlama çalışmalarıyla ilgili sorularımız geliyor. Bakınız, göreve geldiğimizde 7 yerde sağanak yağış yağdı olduğu zaman 7 yerde sel baskınları oluyordu. Evvela bunların tespitini yaptık. Fatih Caddesi, İstanbul Caddesi, Özel İdare Orman İşletmenin orası, İsmet Paşa girişi. Buralarda yağmur suyu kanallarını yeniden revize ederek, yeniden inşa ederek suyun denize buluşmasını sağladık. Tabii bu bir tahribata sebebiyet verdi. Önce yamalama çalışmasıyla, onun ardından da konfor aşınma tabakasıyla milletimizin hizmetine sunduk. Bir. İkincisi, çok sık karşılaştığımız için gündemi bu konularla meşgul etmek istemem, fakat bu İstanbul Caddesi aydınlatması ile ilgili de hala ne yazık ki yazılı dilekçenize de cevap vermemize rağmen bir şeyler konuşuluyor. Bakınız, İstanbul Caddesi direklerinin montajı sırasında yazılı dilekçemize de aynen ifade ettik. İhale yönteminin kaç liraya gittiğini, şu anki aşamasını, hepsini izah ettik teker teker. Kati suretle belediye personeli çalışmamıştır. İstihbaratınız yanlış, gözden geçirin. Orada teknik şartnamede de belirttiğimiz üzere yapım işleriyle genellikle olur. İhaleye alan firma eylemi gerçekleştirirken Yalova Belediyesi, görünür bir şekilde Yalova Belediyesi yazan yelek giyme zaruriyeti vardır. İstihbarat yanlış, o yeleğe giyen ilgili firma yetkilerini belediye çalışanı zannediyorsunuz. Bence onu tekrar bir gözden geçirin. Bir de bu bütçeyle alakalı söylemler de devam ediyor. Evvela 2019-2024 yılında yılını kapsayan bütçe için sizin hayata geçirdiğiniz stratejik planı şu an gerçekleştiriyoruz. Beceriksizlikle suçlanıyoruz. Bir beceriksizlik varsa stratejik planı yapan da o zaman. Bir, ikincisi gayet vatandaşlarımız 2021 yılındaki bütçeyi kullanma şekliyle şahsımıza olan güveni ispatlanmıştır. 2022 yılında da hiç endişeye mal olmadan gerçek yaptığımız bütçeyi, meclisten geçirdiğimiz bütçeyi de aynen aynı şekilde hayata geçirip denklik oranını da inşallah 2021 yılındaki oranla eşdeğer tutacağız. Bunun akabinde benim de birkaç sorum olacak demiştim. Şöyle ifade edeyim. Yalova Merkez Soğucak Köyü Karatepe mevkiinde 2017 yılında bir imar uygulaması yapılıyor. Bu uygulamayı Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyesi Sayın, aynı zamanda Grup Başkan Vekili Sayın Burçin Tangürek yapıyor. Uygulama yapılan bu alanda arazisi bulunan bir vatandaş yine Burçin Tangürek'e imar uygulaması yapılan bu alanda bir 908 metrekare bir arsa bağışında bulunuyor. Şimdi
Normal satış harcı daha az olmasına rağmen neden bağış yöntemi tercih edilmiştir? İlk sorun bu. İkinci sorun, arsa bağışı yapıldıktan sonra dönemin Cumhuriyet Halk Partili Belediyesi'nin imardan sorumlu başkan yardımcısına daha sonra bu satışla bu arsa geçmiş midir? Satışı gerçekleştirilmiş midir? Ayrıca kanunen tapu iptal davası normal satışta yapılabilir fakat bağış yapıldığında ileriki yıllarda herhangi bir sorunda tapu iptal edilemediğinden dolayı mı bu yöntemle arsa satışı gerçekleştirilmiştir? Son olarak da arsanın bağış yapıldığındaki gerçek değeri, şu anki değeri ve mülkiyetinin kime ait olduğu sorularını ben de sormak istiyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum Fatih Bey. Buyurun başkanım. Fatih Başkanım'ın yaptığı açıklama için teşekkürler. Ancak ben sonda sorduğu sorularla ilgili birkaç kelam etmek isterim. Şimdi ben olaya vakıfım. O olay tamamen ticari bir ilişki ve belediye ile yapılmış hiçbir iş yok. Yani Yalova Belediyesi'nin içinden herhangi bir imar uygulaması veya buna benzer bir ram vesaire yok. Tamamen özel bir ticari ilişki sonucu yapılmış bir olay. Ha, ondan sonra ki ben de tesadüfen oradaydım. O satışın bahsedildiği satışın yapıldığı zaman tesadüfen oradaydım. O da tamamen ticari ki birkaç tane daha Burçin Bey'e alacaklı vardı. Ama en iyi fiyatı diğer bey verdiği için o aldı. Ama ondan sonraki tabii öbür işlemleri bilemiyorum ama şuna eminim ve tüm meclis üyelerimiz ve Yalova kamuoyu da emin olsunlar ki normal bir ticari ilişkide hiçbir hukuk dışı eylem, fiil yoktur. Yani bunun niye meclise getirildiğini belediye meclisimizle veya belediye ile ilgili bir uygulama olmadığı için söylüyorum sadece. Ben biraz garipsedim açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü çok dediğim gibi belediye mevzuatıyla veya belediyenin işleyişiyle hiç ilgisi olmayan bir şey. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, soru muhataplarınadır. Değerlendirme kamuoyuna aittir. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bu arada şunu da söylemek lazım. Yani Fatih Bey'in söyleminden grup sözcüsü olarak bahsediyor. 2017 yılında Burçin Tanyürek meclis falan değildi. Yani bu işte ilişkilendirilmesi söz konusu bile olamaz. Evet, teşekkür ederim. Takdir kamuoyunun. Ben bir açıklama yapacağım değerli meclis üyeleri. Belediyemizin mali tablosu ile ilgili bir açıklama yapacağım. Bu hepimizi doğrudan ilgilendiriyor biliyorsunuz. 6 Mart 2021 tarihinde vereceğim rakamların hepsi gerçektir, resmidir. 2020 görevi devraldığımız gün bütçe emanetleri 68.574.671 müteahhite olan borç. Banka kredilerini geçiyorum. Emanetler yani müteahhitin yatırdığı 13.704.000 faiz 22.584.000 kamu borçlarını da geçiyorum. Birliklere 9.980.000 5 milyonunu yaskıya ödedik. Gene geçiyorum. Usulsüz ödemeler biliyorsunuz dava konusu 22 milyon küsurat. Şimdi bakın arkadaşlar. 280 icra dosyasını kapattık. 137 milyon borç ödedik. Ve 20 ayda. Bunu bilin. Üstüne de 1 milyon 600 bin personelimize olan borcu ödedik. Nakit efendim. Bir tane gayrimenkul satışımız yok. Tamamen öz kaynaklarımızda. Takas anlamında. Takas da yok efendim. Takas da yok. Bu bizim öz kaynaklarımızda ödediğimiz borç. Takasa gelelim. Oy birliğiyle verdiğimiz vergi borçlarına. Doğrudur. Üniversitenin yerini vereceğiz. Vergi borçlarına, kamu borçlarını saymadım. Doğrudan ben bütçe emanetleri, banka kredileri, usulsüz ödemeler ve birliklere borçlardan bahsediyorum. Tabii ki resmi kurumlara da borcumuz var. SGK borcu, maliyeye borcumuz var. Bunlarla ilgili de ödeme gayretimizi hep birlikte yapıyoruz.
İşte üniversitemizin kullandığı bir binayı maliyeye vereceğiz. İşte Samanlı köyündeki bir binayı maliyeye verip vergi borçlarımızı da düşürmeye gayret ediyoruz. Bu arada kamuoyunda şöyle de bir izlenim var. İşte başkan sen geldin 50 milyon borçlanma yetkisi aldın, 50 milyon kredi kullandın. Hayır efendim, 50 milyon borçlanma yetkisi aldım, 20 milyon kredi kullandım. Ve bu 20 milyonu ne yaptım biliyor musunuz? Kasadan çalınan 20 milyonu üstüne 2 milyon daha ekleyip kasadan çalınan 20 milyonu ödedim. Ben bilmiyorum. Şimdi dava devam ediyor. Herkes bilmiyor. Bu meclis değil de herkes başkanım, bilmiyor. Başkanım. Ben başkanım. Buyurun. Mikrofonu aç. İki senedir bunu söylüyorum. Bu makamları işgal ettiğimiz de söylendi. Geçen mecliste. Şimdi bakınız. O soruların cevabı Yalova Adliyesi'nde. O burada değil. Bir. İkincisi. Onu ben bilmem. Onu ben bilmem. İki. 29 milyon bir borçtan bahsedilmişti. Az önce zikrettiklerinizin hiçbirinde vergi ya da SGK borcu yok. Yok. Kamu borçları hariç. Ayrıca o 50 milyon borcu burada Cumhuriyet Halk Partisi grubu yanlış hatırlamıyorsam yarısını okey. Teklifiniz revize edip 25 milyon lira sanırım ihtiyacı olduğunu siz de fark ettiniz. 20 milyonunu kullandık 50 milyon yetkili o çok bile geçirdiğimiz yetkinin. O 20 milyonu da 79 milyon lira. Öz kaynaklarla ödedikten sonra tabii borç yükü ağır, müteahhitlerle yaptığımız anlaşmalar, anlayışlar, yeni yönetimle birlikte, iyi niyet göstergeleriyle birlikte tabii bu çok uzun sürdürülebilir bir durum olmadığı için en başta şahsınızın yaptığı bu sözlü anlaşmayla o yüksek alacakların parasını ödemek. Yine diyorum, altını çiziyorum, 79 milyon lira öz kaynaklarla ödedikten sonra kullandığımız 20 milyon lira. O yüzden... Yine söylüyorum, az önce oradaki saydıklarınızın hiçbirinde vergi yok, bir o kadar da vergiyle SGK'ya vardı. Kesinlikle. Çok şükür çıkarılmaya çalışan üniversite, hem meslek yüksek okulu, geliştireceğiz ya şehri, üniversitenin elinden bina almak ne demek ya? Üniversitenin arazisinin, ya getirdiniz burada personelin can güvenliği dediniz, vesaire dediniz, bir şeyler dediniz, bir hatırlıyorum o günleri, geç o işleri. Ya o işleri geç, o işleri geçeceksin. İkincisi. Arkadaşlar sakin olun. İkincisi. Arkadaşlar Güneş Balçık'la sanmaz. O binanın da. Sakin olun. Ben size alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum sizi. Başkanım. Buraları işgal ettiğimiz falan söz konusu değildir. Hanımefendilerin sorduğu cevap burada değil. O cevabı burada aramalarına gerek yok. Bir, ben giden 23 milyon liraya bakarım. O sorulan sorularla da o muhataplardan ödediğimiz paralara bakarım. Şimdi o paralar bir şekilde gelecek Yalova Belediyesi'ne. Onu ben bilmem, o yargının işi. İki, o... Ben sonsuz yanıyorum, ne demek ya? Şimdi geleceğe paranga koymayalım. Yargı kararlarını burada tartışmayacağız. İlk günde aldığımız Sefer Keskin, bu. Grup başkan vekiliysen buraya gel. Yargıya inancımız sonsuzdur. Bir şey vereceğim mübarek. Dediğim gibi ısrarla o usulü burada delmeyeceğiz. İlk gün aldığımız karar yalgılamayla konuşulacağı tartışacağı yer Yalova Belediyesi değildir. Makamları işgal etmiyoruz. Şunu da söyleyelim. Burada da böyle bir emaneten bakacak gibi falan bir durumumuz yok. Belediye meclisi aslan gibi Musa Başkan'a yetkiyi vermiş. Riyasetini oluşturmuş. Planlamamızı da yapıyoruz. İcraatlarımızı da yapıyoruz. Yalova'yı en iyi şekilde yönetmek için görevimizin de başındayız. Biz de teşekkür ediyoruz. Hiç işgalcilikle falan alakalı o işleri biz bilmeyiz. Sayın Başkan, biz de o konuda buyurun, avukat bey, buyurun. Her konuda, olumlu olan her konuda burada hiçbir şekilde muhalefet etmeden destek verdik. Bunu da unutmayın. Bunu da ısıtıp devamlı önümüze getiriyorsunuz. Ya niye ısıtmayacağım? Burada işgalci diyorsun. Burada bulunmasın. Muhammed Bey, biz bir şey ısıtmıyoruz. Başkanım, size mali tablonun durumunu bildirdim. Başkanım, meclis üyesi olarak bunu... Tüm meclis üyelerimiz ve Yalova kamuoyu başkanım, bilmek zorunda. Ben dinledim, söz isteyebilir miyim? Ben dinledim sonuna kadar. Bu iki kelam da bizim... Muhammed Bey, buyurun. Biz de meclis üyesi seçildik. Şimdi bu devamlı ısıtılıp buraya geliyor konu. Ya konu adliyede... Ya işgalci dersen onu diyeceğim tabii ben de. Fatih Bey, ben şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Beni kesmezsen çok teşekkür ederim. Muhammed sözünü bitirsin. Şimdi bu... Devamlı ısıtılıyor, önümüze geliyor. Ya bu konu 2012'lere uzanmış.
Bu konu artık yargıda, burası belediye meclisi, bakın bir sürü genç misafirler var burada. Bunların önünde bunları tartışmak bana çok doğru gelmiyor her seferinde. Hatta sizin partinizin il başkanı açıklama yapıyor. Şimdi bakıyorum tutarsızlık görüyorum, örnek veriyorum. Diyor ki ya aslında rakamı 1-2 zannettiler, kapatacaktılar. Şimdi eğer birisi 1-2'yi kapatmayı düşünüyorsa demek ki olaydan haberi yok. Kapatalım zihniyetiyle, doğru mu? Sonra da çuvallardaki paralarla... Şimdi bak sen gene başka ellere gidiyorsun. Şimdi Sayın Başkanım, bu konu siyasete uzar yani gider. Bak, arkadaşlar bakın, yöntemi siz belirliyorsunuz. Başkanım bakın buraya gelmeyelim. Bu konuyu uzatırsak bu konu bitmez. Lastik gibi uzar, birbirimizi üzeriz. Ya adli orada, yargı orada. Yani niye biz bunu devamlı buraya getiriyoruz? Şimdi Nusret abinin yönettiği meclis başkanımız yoktu. Nusret abi hiç söz vermemişti. Grup sözünüz burada çıktı. Elinde bir kağıt var, önce hazırlanmış. Sen orada bana işgalci diyeceksin. Mikrofonu açar mısın? Rejim içinde suçlayacaksın. Her türlü burada suçlamayı gerçekleştireceksin. O zaman ben işgalci dediğinde cevabı kayıp 23 milyon liranın yargısal süreci sürdüğü için oturduğum koltuk. Hangi işgal? Fatih Bey, biz o yolsuzluktan dolayı bizim buradayız. Bizim de siyasi olarak bazı doğrularımız var. Bunları savunmakla görevliyiz. Sözcünüzün yaptığı bir konuşmayı tekrar bir açın izleyin. Yani hararet, tansiyon anlamında durduk yere bizde burada Bey, herhangi bir savunma 2 yılda 70 milyon lira borç ödüyorum diyorsunuz. Dönün bir önceki 2 yıla. Acaba o zaman ne kadar borç ödenmiştir? Değerli meclis üyeleri. Yani bizim kullandığımız... Rakamları böyle ezbere koyuyorsunuz. Dışarıdan bakınca... Bak ezbere olmaz. Bak öyle rakamlar ortada. Yani ezbere derken bir önceki 2 yılı da alın. O zaman ne kadar borç ödenmiş? Bir de ona bakın. Bakarız. Bir de şöyle bir durum vardı. Burada... İcra, o 280-300 tane icra kendi kendine gelmiş değil. Ödenmiyor. Sayın Başkan, o zaman size bir tane örnek vereyim. Muhammed tamam. Bu belediyeden çıkmayan bir avukatı yolda abi belediyeye artık gidiyor musun dediğimde nereye gidiyorsun ya dedi. Bu hayatın olağan akışı içerisinde olan bir durum. İktidar partisinin olduğu belediyeye, icraya her avukat, her müteahhit avukat gönderemiyor. Yok yanlış. Cevdet Bey. Ödeme planına uyuyoruz. Öyle değil. Fatih Bey, birbirimizi kandırmayalım. Hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Ben görevi devraldığımda 280 icra vardı. Şu an 3 tane kaldı. Onları da kapatacağız. Sorun değil. Küçük icra onlar. Siz kullanılan 50 milyon diye bir beni dinlesin herkes. Herkes beni dinlesin. 50 milyon diye kullandığınız krediden dolayı borçları ödediniz diye algı yaparken biz susuyoruz. Biz 20 milyon kredi kullandık. Üstüne öz kaynaklarımıza 2 milyon daha yükledik ve o kaybolan paranın sahiplerini ödedik. Yani mükerrer 2 defa ödeyeceğiz şimdi onu. Bunu bütün kamuoyu bilsin bir kere. Sayın Başkanım, Cevdet Bey buyurun. Çok kısaca. Resmi kayıtlardan baktınız. Kaç icra dosyasıyla aldınız affedersiniz? Anlayamadım orayı. 280. Sayın Başkan, geçen hafta şirketin araçları icradan satıldı. Ondan da bahsedin de kamuoyu bilsin. Şirketin araçları geçen hafta icradan satıldı. Ben önce bir sözümü bitirdim. Ne diyorsun sen? Ne şirket aracı ya? Ya bırak Allah aşkına ya. Burada anlat. Gülme. İşte konu öyle oluyor Sayın Başkanım. Bir dakika şimdi karşılıyorum. Ya sen senin eline bir kağıt veriyorlar. Tiyatro yapıyorsun burada. Bırak Allah aşkına ya. Ya. Yani hangi şirket bak, kardeşim? SGK tarafından araçlar hangi şirket? Satıldı. Hangi şirket? Şirketin adını oku. Ya ben taş söyleyeyim. Neymiş? 77DR593, 77DR712 iki aracı yarış yatma icradan satıldı. İcra mı? İcra. Ya bırak Allah aşkına. Bak sen güzel tiyatro yapıyorsun tamam mı? Güzel tiyatro yapıyorsun. Sen geç otur yerine. Geç otur yerine. Başkanım böyle bu. Geç otur. Şimdi. Sen şov yapmaya gelmişsin burada. Elini kolunu. İndir elini kolunu. İndir elini kolunu. Bak. İndir onu. İndir elini. Terbiyesizleşmeye gerek yok. Oturun arkadaşlar. Oturun arkadaşlar. Oturun. Arkadaşlar. 3 Ocak Pazartesi 2022. 3 Ocak Pazartesi 2022 meclis. Bırak Allah aşkına. Meclisi kapatıyorum.